Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor 2 Avrupalı takımımız diyelim. Hafta içerisinde Avrupa'da zorlu mücadelelere çıkacaklar. Karşı karşıya geldiler. Tek gol, 3 puan Trabzonspor'un. Ne dersiniz maça dair? Tabii Trabzonspor'u tebrik ederiz. Ama sahadaki oyun Trabzonspor'un kazanması için yeterli mi? Bence yeterli değil. Trabzonspor Abdullah Avcı'nın belirlediği bir oyun oynamaya çalışıyor. Rakip yarı sahada. Hocanın tabiriyle dominant bir oyun oynamaya çalışıyor. Buna göre de oyuncular belirlenmiş ama bu oyundan şöyle bir şey bekliyorsun. Daha çok pozisyon, daha hızlı oyun, daha farklı alternatiflerle kaleye gitme. Ama maalesef ilk yarıda Trabzonspor'un golün haricinde, tabii gole de pozisyon demek doğru mu olur onu da. Hamşik'in klas vuruşu diyelim hocam. Ya, önce Bakasetas'ın arkasından Hamşik'in vuruşu. İlk yarıda çok enteresandır. Trabzonspor'un pozisyonu yok. Akabinde Sivasspor'un 4 tane pozisyonu var. 2 tanesi daha tehlikeli. Trabzonspor kazandı. Puan olarak çok da iyi bir puan durumuna geldi. Tamam ama oyun olarak hala işte o gümbür gümbür oynayan veya rakibe zorluk çıkaran bir takım ortada yok maalesef. Tabii bunun nedenlerini konuşmak lazım. Uzun vadede biz Trabzonspor'un aldığı puanı kabul edecek miyiz? Yoksa bu oyun Trabzonspor için tehlike mi veya geliştirilmesi mi gerekiyor? Şimdi rakip yarı sahada oynamak istiyorsunuz. Mümkün olduğu kadar fazla oyuncuyu topa temas etmek istiyorsunuz. Tamam. Oyun hakimiyetinizi eline geçirmek istiyorsunuz. Kabul. Ama bir tane savunma arkası koşu yok. Bir tane adam eksiltme yok. Bir tane ofansif anlamda bekin, iki bek için de aynı şeyi söyleyebilirim, katkısı yok. Eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız biraz daha atağı sonuçlandırmanız lazım. Özellikle Trabzonspor ilk devre, keza Sivas'ta da ama çok top kaybıyla oynadı. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Trabzonspor sadece maçı kazandı. Oyunu kazanamadı. Yani oyunu çok kazandı mı desek çok yani real bir düşünce olmaz diye düşünüyorum. Ulaş Özdemir 3 puanı Anis'te yazdırdı Trabzonspor. Siz nasıl buldunuz Trabzonspor'u, oyunu? Bu ay 30'dan bitiyor 31'le mi? 30'la bitiyor galiba değil mi? Yani ekibin bitmesine 8 gün kaldı. Yani Abdullah Hoca açıklamasında Kasım'ı bekleyin demişti. Ancak 31'le bitiyordu. 31'le o zaman 9 gün kaldı. Kasım'a kadar bu oyunun yani iyileşmesini beklemek, Abdullah Hocam'ın dediği gibi böyle dominant bir Trabzonspor'u sahada görmeyi umut etmek biraz hayalcilik olur. Trabzonspor 95 dakikanın sadece 10 dakikasını oynadı. Golü buldu ve ondan sonra zaten topun arkasına geçti. Ve hiçbir şeyde bence ciddi anlamda sahada varlık gösteremedi. O 10 dakikalık bölümde Trabzonspor'un oyunu gerçekten bence üst düzey bir oyun oynadı ama golü attıktan sonra Trabzonspor'un sürekli böyle bir alışkanlığı var. Topu rakibe veriyor ve ardından da işte o geçişlerde gol bulmaya çalışıyor. Bunda biraz şey var. Kadro yapılanmasının bunda bence çok çok büyük etkisi var. Özellikle bunu her daim söylüyoruz. Trabzonspor sağ kanattan Vişça dönünceye kadar ne bir bek katkısı alacak, bekin kademesine girecek bir oyuncuyu bulabilecek, ne de orada bir oyunu kurabilecek. Yani Vizca'nın ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bugün sahaya baktığınız zaman iki kanat oyuncusu da devşirme. Yani Trezeguet arada sırada kendi gerçek mevkisine geçti ama genel anlamda sağ tarafta oynattı Trezeguet'i. Solda Gomez oynadı. Sonra Bardi girdi. O da normal bir forvet arkası bir oyuncu daha çok.
Ancak o da yine sol tarafta oynadı. Umut dediğimiz gibi o da yine değişkenli bir şekilde oynadı. Trabzonspor'un ilerideki hücum hattını yani maç boyunca böyle gerçek mevkisinde bir Umut belirli süreler kaldı. Onun dışında gerçek mevkide de bir oyuncu yoktu. Burada da biraz transfer planlamasındaki hatalar aslında ortaya çıkıyor. Yani takımınızda Hamşik'i de sayarsak hani Abdullah Hoca'nın deyimiyle ben onu biraz 4.5 diyorum. 6-8-10 oynuyor dedi Hamşik. Oyunu. Ona da 4.5 dersek yani 4.5 civarında bir 10 numara oyuncunuz var. İleri hattınız kalabalık. Ancak Trabzonspor durarak oynuyor. Yani hiçbir şekilde ben hızlı bir hücum organizasyonu bu takımda göremiyorum. Atıyorum örnek. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığınız zaman topu aldığı anda yani 6-7 kişiyle birlikte hücuma çıkabiliyor, ceza sahasında çoğalabiliyor. Ama Trabzonspor'da bunu görmüyoruz. Ben bu oyunun açıkçası Trabzonspor kazandı evet, 3 puan hanesine yazdı evet. Ama şu var, büyük maçlarda Beşiktaş'ta ve Monaco'da bir rakibi iyi analiz edebilirsiniz. Ona göre tedbirlerinizi alırsınız, ona göre hücum organizasyonlarınızı planlarsınız. Ve bu maçların havası başka olur, doğru. Ama bu tip maçları Trabzonspor kendi oyun alışkanlıklarıyla kazanması gerektiğini ben düşünüyorum. Maalesef öyle bir oyun alışkanlığını da göremedik. Dolayısıyla hani Kasım'a kadar bu sorunların nasıl çözüleceği konusunu ben şu an için cevap veremiyorum. Ama Trabzonspor'un kazanması ve hala yarışın içerisinde tutunması Bordo Mavili camia için de önemli. Evet skoru kazandı ama tekrar ben şunu söylerim, oyunu kazanamadı Trabzonspor. Reha Hocam 3 puan 3 puandır tabii ki ama işte bir önceki sezonun şampiyonu olunca 1-0 kazansanız da eleştiriyle başlıyoruz yayınlara. Ama Avrupa'da da iyi bir mücadele ortaya koyan, Monaco karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan Trabzonspor bir bakıma istediğini aldı sahadan. Bazen 1-0 kazanmak da 1-0 kazanmaktır ve evet. 3 puan getirir hocam. Evet. Şimdi bardağın bir dolu bir de boş tarafından bakalım. Dolu tarafından sizin söylediğiniz gibi çok doğru. Sonuçta dün gece de konuştuk hatta. Bu lig öyle gidecek ki ligin sonunda belki 1 puan, avaraj, 3 puan çok değerli olacak. Lig şampiyonu o şekilde de çıkacak. Bunun için yeni bir kadro, yeni bir yapılanma, ciddi oyuncular gitmiş, farklı oyuncular var. Sivasspor son bir hafta içinde 3 maçını, arada Avrupa maçı Balkani'yi deplasmanda geri düşmesine rağmen yenmiş. Başakşehir'i ilk mağlup eden takım Sivasspor. Son haftada Giresun'u çok rahat Trabzonspor deplasmanına gelmeden 3-0 yenmiş bir takımla oynuyor. Yani sezon başındaki Süper Kupa finalindeki Sivasspor'la oynamıyor bir kere. O dağınık, hazırlanmamış, oyuncuları alınmamış. İşte Rıza Hoca da o zaman konuşuyordu eksiklerimiz var diye. Şimdi farklı bir Sivasspor'a karşı bu anlamda alınan 3 puan tabii ki önemli. Ya kazanan haklıdır mantığıyla bakarsak önemli. Evet, haklı. Hem yukarıda aldığı 3 puanla o makası da açmadı. Hı hı. Özellikle Dünya Kupası arasına girilirken o makası açılmaması Trabzonspor açısından çok önemli. Evet. Onun için oyunu erteleyip bazen futbol takımları skor alır. Evet, bu da tamam. Şimdi bu bardağın dolu tarafına baktık. Şimdi bir de boş tarafına bakalım. Şimdi ilk yarı baktım istatistiklere. Trabzonspor %69 topla oynamış. %31 Sivasspor oynamış. İkinci yarıda büyük olasılıkla bu aynı derecede veya 59'a 41. İlk yarıyla şimdi ilk yarı niye bunu söylüyorum? Hem de 9. dakika gol bulmuşsunuz. Moral motivasyonunuz yerinizde. Trabzonspor takımı şöyle bir bakıyorum. Mesela daha fazla rakip ceza sahasına girmesi gerekir. 10 kere girmiş ilk kere. 5 tane şut atmış. Rakibe bakıyorum Sivasspor 9 tane şut atmış. İlk yarı Trabzonspor'u bana göre skor olarak 1-0 devre arası içeri sokan oyuncu Uğurcan. Şimdi Uğurcan'sa burada bir terslik var demek. Ne gibi? %69'da oynuyorsun, %31. Demek ki topu kontrol etmek başka, oyunu kontrol etmek başka. Bizde hep öyle yani topu kontrol ettik, istatistikler söylenir. İşte %70'e, %30. Ama sen oyunu kontrol edemiyorsun Trabzonspor olarak. En büyük sıkıntısı bu. Şimdi Trabzonspor'u oyununu biz geçen seneye tabii ki farklı oyuncular geldi. Sakat oyuncular da var referans aldığımızda. Geçen seneki taraftarın da o coşkusu yok. Stadı doldurmaması da yok. Niye? Geçen sene esnaf kepenk
kapatıp dükkanı kapatıp maça geliyordu. Şimdi bu sene bakıyor, referans aldı. Bu oyun diyor benim talep edeceğim. O coşkulu geçen sene geriye bile düşsek reaksiyon veririz. Öne tekrar geçeriz. Bu maça ineriz. Keyif alırız. Gideriz sahaya. Yani futbolumuzu oynarız. Rakip kim olursa olsun önemli değil bizim için. Şimdi o güveni vermiyor Trabzonspor takımı oynadığı oyunda. Sıkıntı bu. Şimdi bir de Abdullah Hoca bir arayışların içinde. Şimdi hücum hattına bakıyorsun. Yani Umut'u oynatmak için iki kanat oyuncusunu da normal bir şekilde terslerde oynatıyor. Şimdi Maxi Gomez alıyorsun, önemli bir oyuncu. Uruguay milli takım işte kadrosuna var. Sol çizgide oynatıyorsun. Geliyor altı pastan top çıkartıyor. Metraj geride. Zaten senin takımın Abdullah Avcı takımları Başakşehir'den beri pres yapan bir takım değil. Geçen sene bir gördük birkaç maç. Biri en basit net aklımızda kalan Alanyaspor deplasmanıdır. Şimdi sen böyle bir pres yapmadığı zaman geriye 60 metre koşup sen Maxi Gomez'i en değerli santroforunu geriye koşturuyorsun bir daha öne. Şimdi Umut'u oynatıyorsun. Sağ tarafta Trezeguet orada oynamaz. Solda da Maxi Gomez'i oynatıyorsun. İki kenarı da oynatmıyorsun. Senin zaten oynadığın oyun parçalı oyun. Dört tane savunmacıyı iki kenar beki ucuma çıkarmıyorsun. Biraz topsuz seyrederse insanlar orta sahayı geçirmiyor Abdullah Avcı. Diyor ki dördü savunma yapsın. Öndeki altı oyuncuyla da biz diyor bir şekilde skor alırız. Şimdi bu oyun çok tutarlı bir oyun değil. Evet oyuncu eksiğim var. Geçen seneye göre farklı oyun var. Ama bizim de bir referans aldığımız yorumcu olarak bana göre Trabzonspor taraftarı, Trabzon şehri yani ülkede olsun ülke dışında futboldan anlar. Ulaş, kesinlikle. Bilir. Abdullah Hoca da orada oynadı. Başarılı sezonlar geçirdi. Bilir. Yani biliyor ve talep etti oyun farklı olduğundan az önce söylediğim gibi geçen sene işte oradan bırak bizim yorum yapmamızı. Trabzonspor diyor ki halk ya ben diyor geçen sene dükkanı kapatıyordum gidiyordum maça koşturuyordum. Şimdi bir bakıyorsun maç başlayacak tribünler bir kısmı boş. Evet seyirci var ama geçen seneki o rahat bir şekilde kazanırız takımımız bizim bunu yapar diye yapabilir çok rahat diye bir düşüncesi yok. Daha endişeli geliyor. Çünkü Trabzonspor'un mesela skoru aldı 9. dakika öne geçti. Arkasından bir kötü ezberi var. Kötü ezber ne? Trabzonspor takımı yana oynuyor, geriye oynuyor, geriye çekiliyor, derinlemesine bir savunma skoru oynuyor. Şimdi bunları bu oyun vaat ettiği zaman şimdi diyor ki Trabzonspor taraftarı evet biz yarıştan kopmuyoruz. Ben bardağın dolu tarafını söylediğim gibi evet kopmuyoruz, galip geldik. Bence de önemli. Şampiyonluk yarışı için çok önemli. Kasım ayında milli takım arasından sonra da görmeli evet Trabzonspor'u. Ama Trabzonspor bu şekilde oynamaz. Yani bu kadar geniş alanda yakalanmaz Trabzonspor takımı. Bugün Uğurcan takımın en iyisi ise Gıbamin bir daha Hamşik golü attı. Yani burada bir aksilik var. Trabzonspor hatırlarsın Kayseri maçının da endinde konuştuk. Dedi ki sahada iki tane iyi oyuncu varsa vardır. Ya, Trabzonspor bir de giren oyuncular çıkan oyuncuları aratıyor. Bak bu çok enteresan. Yani giriyor enerji verecek fark yaratacak. Aksine diyorsun ki ya keşke öbürleri çıkmasaydı. Yani bu Trabzonspor adına demek ki çok yapılacak Abdullah Avcı ve ekibi adına çok düzeltmesi gereken kötü ezberler ve işlemler var. Bunları bir an önce yapması gerekir. Trabzonspor takımı çok enteresan bir şey var bak. Bugün net yani şöyle futbolun geneline mesela yorumladığımızda kadrolar elimize geldiğimizde şöyle deriz değil mi? Mesela ya hücum hattındaki oyunculara bakarız genelde onlar adam eksiltir değil mi? Gıbamin en fazla Trabzonspor'da orta sahanın içine girip adam eksiltiyorsa burada bir yanlışlık var. Hem oyunda bir yanlışlık var hem de kadro mühendisliğinde bir yanlışlık var. Gıbamin 6 numara oynayan oyuncu gidiyor 2-3 kişiyi geçiyor sağa sola atıyor en güvenli oynuyor. Yani Gıbamin baktığımızda evet Hamşik önemli bir gol attı klasına yakışan evet önemli dokunuşların anların oyuncusu evet. Gıbamin'le ondan sonra Uğurcan direkt takımı ayakta tutan oyuncuydu. Yani Trabzonspor'un bu kadar saha içinde yani günümüz oyunlarının istediği oyunu oynaması nedir açılımı? Günümüz oyunları şunu ister. Hem çok gol atacaksın, rakibe az pozisyon vereceksin. Dengeli bir oyun. Yani bir takım golü attığında tabii ki geriye aslanabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama rakibe pozisyon vermez. Trabzonspor ne pres yapıyor, ne topu kap. Bu takım pres yapmaz zaten. Hep söylüyorum, karşı pres. Abdullah Avcı ve ekibinin çalıştığı karşı pres. Top ayağında kaptırdı. Karşı pres. Geriye koşmayacak Trabzonspor takımı 60 metre. Bunu yapacak karşı presi. Artı bu kadar geniş alanda o zaman yakalanırsın. Geriye aslanırsın. Yana oynarsın, yata oynarsın, geriye oynarsın. Yani Trabzonspor takımı ciddi anlamda saha içinde oyun sürünümleri hem ucunda hem de savunmada eksikleri var.
bunu bir şekilde Abdullah Avcı ve ekibinin yani acilen çözmesi gerekir. Çünkü en son söyleyeceğim, bizim referans aldığımız bir maç var. Bu takım çok kötü değil bir kere. Potansiyel nedir? Monaco maçının ikinci yarısı. Bu takımın demek ki böyle bir saha içinde kalitesi varsa bu kalitenin düşmeyip aksine üzerine koyması gerekir. Abdullah Hocam, Trabzonspor kadro olarak aslında kötü bir kadroya sahip değil. Ama kesinlikle, geçen sezona göre kritik mevkilerde yapılan değişiklikler sanırım etkili oldu Trabzonspor'un bu oyununda. Ya tabii şimdi aslında bir benzer oyunu Trabzonspor geçen senenin özellikle ikinci yarının ortasından beri oynuyor. Özellikle topun arkasına geçtiği zaman bir türlü topu kaptığı zaman çok pres yapmıyordu aynı şekilde. Ama bu sefer önde bu oyunu hem neticelendiren hem tutabilen oyuncuları vardı. Ama bu sene o da yok. Artı Trabzonspor'un geçen sene kendiliğinden oluşmuş oyuncu karakterleriyle ilgili atak çeşitliliği vardı. Bu sene o da yok. Tabii bu sene bunda yeni bir kadronun kurulmasının etkisi de var. Kabul ediyorum. Şimdi Abdullah Hoca yine konuşmamın başında söylediğim gibi yani biz topa sahip olacağız. Böyle bir oyunu tercih ediyoruz. Onun için bu oyuncuları tercih ettik. Kabul, tamam, hoca bir şey belirledi, oynamaya çalışıyor. Ama mesela maçın başında bir 10 dakika itibariyle oyuna hakim gözüküyorlar. Ama orada bile bu oyunu oynayabilmek için çok pas hatası var. Trabzonspor çok pas hatası yaptığı için rakip topu kapıp bir an önce çok çabuk oyunu Trabzonspor kalesine getirebiliyor. Zaten böyle bir oyunda bir tarafta Maxi, öbür tarafta Trezeguet, tamam atak yapabilmek için genişlik önemli ama top kaptırıldığı zaman o alanı çok çabuk daraltamıyor ki. Zaten senin orta sahanda bir tane Si Marek Hamsik oynuyor oyun aklı olarak, bir tane de Bakasetas. Trabzonspor'un genellikle gol bulduğu maçlar hep uzaktan şutlarla. Yani deplasmanda Kopenhag maçında Bakasetas'ını attı. Bek olarak çok büyük bir katkı yok. Ama ben de Rea Hoca gibi düşünüyorum. Yeni bek var zaten hocam, Lersan ve. Ama yani bunlar geldi. Ofansif bek. Geçen sene Trabzonspor'un beklerle ilgili bir tane oyuncu oyun kurucu beki vardı. Bir tane de çok fazla, ki orada çok oyuncu denedi. Ya Uğurcan ve Vitor Hugo hariç tüm defans değişti Trabzonspor'da geçen sezon. Ben de onu söylüyorum. Yani bunlar hücumcu bek olarak alındı. Ama performans olarak sezon başındaki performanslarının bayağı gerisindeler. Hocam dediğiniz gibi çok kısa bir şey, hücuma da çıkmıyor. İşte aldıkları, yani az önce söyledim ya, bir maçı seyrederken mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yani yani önde alması gerekir. Simetri bir savunma var. Dörtlü hiç çıkmıyorlar hocam. Hocam bir de şöyle bir şey var. Çıktığında da etkili bir şey yapmıyor. Tabii hayır. Bir de böyle bir şey var. Yapmayabilir, doğru, ama çıkmıyordu hocam. Alışkanlığı da olmuyor o zaman. Hücuma çıkmadı mı hücum alışkanlığı da olmuyor. Söylenmiş bir şey var diye düşünmek tabii çok lazım. Bariz. Tabii peki, hocam çok acaba bariz. Acaba ne söylendi onu da konuşalım ama günün bir diğer maçı içinde geri sayım sürüyor.